Selamlar, hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde mi? Nasıl gidiyor? İyi mi buralar her şey? White fan da döndü. Tavşan Hava serisi zaten komple White üzerinden dönüyor biliyorsunuz. Ya da ileride başka kişilere de girecek mi bura? Bilemiyoruz. Şimdi dün gece SmackDown vardı. <laughs> SmackDown'da zaten White'ın geleceği duyurulmuştu. Burada yine tavşanı koyduk. Çünkü birazcık bahsetmemiz gereken bazı şeyler var gibi hissediyorum ben. Gizemler çözülmüyor. Çözülmeyi bırakın daha da gizemli hale geliyor. Daha böyle farklı ipuçları, başka bir şeyler mi göreceğiz? Beklediğimizin çok dışında şeyler mi göreceğiz? İşte bugün birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi büyük ekrana geçmeden önce birazcık bahsedeyim size. SmackDown'un en sonunda artık hani son maçtan sonra da White geldi. Yine aynı şekilde kapı açıldı, kapıdan çıktı, elinde gaz lambası vardı. Aynı şekilde işte onu yok söndür möndür bilmem ne falan. Karanlıklar içerisinde böyle insanların e, flashları eşliğinde. Eline mikrofon aldı ve konuşmaya başladı. Biz orada gördük ki bu kişi Bray White değil. Bu Windham Rotanda. Ta kendisi. Kendisi diyor. Arkadaşlar bu, burada işte ben olarak varım şu an diyor. Bilmem ne. Çok teşekkür ederim diyor. Geçen sene e, çok zor geçti benim için. İşimi kaybettim. Özgüvenimi kaybettim. Çok yakın iki kişiyi kaybettim kendime. Burada Brodie gönderme yaptı. Kaybettim. Bunları falan böyle bayağı duygusal şekilde andı. Ee, birazcık Bray White'ı e gömdü. Birazcık hafif böyle. Şey değil çok da işte hani bilmem ne işte şey kaybetmiştim işte kendimi bilmem özgüvenim işte o oldu bu oldu bilmem ne falan işte ben işte buyum bindemim o yüzden hani yine de bana hep destek çıktınız. Bilmem ne teşekkürler. Thank you. Teşekkür etti. Seyirciye teşekkür etti. Konuşma sırasında birden ışıklar karardı. İşte orada birkaç şey oldu. Bakın gelin birazcık şunlara bakalım. Neredeyiz? Buradayız. Bakalım şimdi. Birazcık tabii konuşma tabii buradan şimdi telifi yeriz bile. O yüzden ee, birazcık şey yapalım. Beni işte takip ettiniz. Siz tam şeyin sebebisiniz diyecekken ışıklar karardı ve o muhteşem anlar. Yine maskeli karakter görünüyor. Oh little one, little one. Oh, little one. Oh, ufaklık, ufaklığım benim. Kam, gel. Benimle gel. Hayatın değişecek falan muhabbetler işte. Hani, hadi bakalım. Geleceği bırak. Bırak unuttu. Unut. Bırak gelecekten bahsetme. We'll Geçmişi de. Life is over, over mu dedi. Tam şu an ben, bana ses çok az geliyor bu arada şeyde olduğum için kayıtta. No Konuşuyor. Telifi yedik bile zaten bu anda. <laughs> şu anda <laughs> dur bakalım. Sonuç olarak burada birazcık şey yapıyor. Capable işte hani kapasiteni fark et farkına var yapabileceklerin bunun çok daha ötesinde diyor ki bence de öyle zaten burada Burada tabii arada bir sürü farklı görseller var. Şimdi tek tek onlara gireceğiz zaten birazdan. O yüzden buna devam ediyorum. Anladınız mı? Ve en sonda da bir teorim var. Belki olabilir. Ona değineceğim. İşte Kimsin bilmem ne böyle bir şekilde bitiyor böyle bitiyor zaten logo bitiyor. Dow şimdi görmüş olduğunuz üzere böyle bir şey yaşandı. Burada şimdi buradan dur durdurmak yerine size bir görsellerle göstereceğim birkaç tane görsel ilgimi çekti bu video sırasında. Windham'ın konuşma sırasında gelen maskeli adam böyle şeyler gösterdi. Bir tanesi böyle bir karakter var. Bu muhtemelen işte gargoyle figürleri falan oluyor ya. Bilmiyorum artık nedir, ne değildir. Ee, böyle bir şey var. Bundan hiçbir şey çıkaramadım şu an. Bilmiyorum yani bu birini mi temsil ediyor, başka bir şey mi oluyor? Bir bilgim yok. Bu göz, birkaç kere gördük bunu. Ee, bu bir kadın gözü muhtemelen. Kirpiklerinden anlaşıldığı üzere. İşte bunun işte Lim Morgan mı, Alexa mı, ona mı temsil ediyor? Başka bir şey mi, başka biri mi? Bilemiyoruz ve şunu da söyleyeyim birkaç kere show sırasında şey oldu bu e, birkaç kere derken... bir hitro gelirken oldu mesela ben de gördüm onu izlerken hitro gelirken ekran bozuldu white logosu falan geldi bir şeyler olacak yani bu muhtemelen ara ara böyle showu sabote eder gibi şeyler yapıyor maskeli adam kimse artık bilemiyoruz yine white tabi de e, ne olacak yani kim o hangi karakter bilemiyorum ya da biri mi acaba? Ya da kafasında canlandırdığı bir hayal hayalmiş. İşte bunlara birazdan değineceğiz. Ya şundan da bahsedeyim. Şov sırasında ara ara böyle arka alanda mesela birçok kez White'ın logosu göründü bazı şeylerde. Triple H konuşken arka tarafında vardı. Lee Morgan segmentinde vardı. Ve Lee Morgan segmentinde başka bir şey daha vardı. Şimdi birazdan ona da değineceğim. Öyle bir şey var. Hani bu kimin gözüdür bilemiyorum. Araştırmamız gerekiyor. Ya da zamanla göreceğiz. Bu. Evet. Lee Morgan Sony'e dalarken şurada bir figür vardı. Bunun bir manken olduğu da söyleniyor. Bunun bir kapşonlu bir kişi Liv Morgan'ı etkisi altına almış biri gibi söylemler falan var ya da öyle bir şey olabilir bilmiyorum. Şurada zaten yine e, bu güve logosunu görebiliyorsunuz. Bu moth güvedir arkadaşlar. Kelebek değil bu. Kelebekle güve farklı. Aynı tarz artık yani şeydir. Ata'dan aynıdır da belki bölünmüşlerdir. Güve biraz daha farklı bir kelebek türü desem ne kadar bilimsel olarak doğru olur bilmiyorum. Öyle anlayın. Ya yani muhtemelen güve gören kişi a kelebek diyecektir yani. Burada bir figür var. İşte bu Liv Morgan'ı etkileyen biri mi? Ya da ne olacak bilemiyoruz. White Six'e doğru mu gidiyoruz? 6 kişi mi olacak? Stable mi olacak? Birazdan bunları değineceğim. Böyle bir iskelet figürü vardı. Birkaç kere göründü. Hiçbir bilgim yok. Hani bunlar muhtemelen ileriye dönük ya hani işte ölümü, karanlığı simgeleyen birkaç böyle kötücül e, görsel imaj falan olarak mı bize gösteriyor Deminki ki ama o heykel gibi bir şey falan da Ya da bunlar bir şey mi bağlanacak Zaman gösterecek bize Devam ettik bu gözüktü mesela yine tavşan Ya da bunların her biri Bir karakter mi O da olabilir sonuçta şimdi ne kadar Bir kadın gözü var tavşan var Bak e, iskelet gördük Değil mi Tavşan gördük Göz gördük Birinin gözüdür belki Yaratık gibi bir şey heykelini gördük. Gargoyle gibi bir şey de olabilir. Bir de böyle bir şey vardı. Şimdi bu negatifleştirilmiş hali. Bu normalde daha böyle beyaz parlak işte biliyorsunuz negatif e, görseli. O şekildeydi. Bunu böyle internette buldum. Güzel oldu hani en azından. Böyle bir şey de bir saniye bir de böyle diye, an böyle çok küçücük bir yerde geçiyor gidiyor o videoda maskeli konuşurken. Bu da belki 5. kişi mi? E da herhalde kendisi de Windom'da 6. White 6 mı acaba? Her biri bir kişi mi? Bu bir kadın da olabilir, erkek de olabilir, bilemiyoruz. Kadın saçı gibi duruyor. birileri ya geliyor ya bir şey olacak. Şimdi notlarıma bir bakayım. Onlardan bahsettik. Şimdi ben en başta şuraya geri dönüp şuradan konuşmak istiyorum abi. Bu çünkü önemli bir şey bana göre. Hatta durun şöyle arkaya bir white alalım biz. Ya da dur. Şöyle Güzel bir görsel varsa arkada onunla konuşayım. Şu bir gelsin. Heh bu olur. Aa çok güzel oldu. Tamam. Şimdi. Birkaç tane teori var yine. Ya, benim de düşündüğüm falan var. White Six diye bir şey var. Windows Six biliyorsunuz. Bu altı. Herkes buna odaklanıyor. Bunun bir stable olduğunu düşünen bir sürü kesim var bu bir stable olacak bilmem ne işte 6 kişi işte o kadar da karakter gösterildi işte bu 6'yı tamamlıyor maskeli kişi dışında falan dediler konuştular. Acaba başka bir şey mi var? 6 farklı kişi değil de acaba Brave White'ın 6 farklı karakteri mi var? Değil mi? Çoklu karakter kişilik bozukluğu gibi bir şey mi var acaba? Adını unuttum onu bilimsel. Yani bu çoklu derken Gollum gibi 1-2 falan değil. Böyle olsa 6 olur yani. Şimdi i̇şte Windham'ı gördük bugün. Gece gördük Windham'ı. Windham geldi konuştu. Çok da mantıklı şekilde konuştu. Çok duygusal konuştu. Bunlardan bahsederken maskeli başka biri var. İçinde Finn var onun. Finn derken Bray White var. Findimsi bir olay aslında. İçindeki başka bir karakter aslında hani muhabbeti. Biliyorsunuz bunu. Yani o da öyle bir karakterdi zaten. Şimdi acaba 6 karakterli bir white mı göreceğiz bunlar mı tamamlanacak? Ya da şey miydi? İşte Eater of Worlds bilmem ilk White Family'deki Bray White 1. Windham 2. Find 3. Bu 4 mü acaba maskeli karakter? Ya da bu maskeli karakter hepsine yön veren, White'ın gerçek gücünü ortaya çıkarmaya çalışan, kafasında dönen sesler mi acaba? Abi değişik. Bak bu, işte bu yüzden tavşan avına devam edeceğim. Bu gizemler devam ettiği sürece tavşana var artık tavşan tamam bilmem ne white oldu ortaya çıktı da. Yani sembolik olarak tavşan avı serinin kalır. Yani bu tavşan avı aslında white'ın serisi olur. Ama ne olacağını çok merak ediyorum ben. Gerçekten. Altı farklı kişiyle bir stable mı kurulacak? Yoksa gerçekten White'ın 6 karakteri mi ortaya çıkacak? Çünkü arkadaşlar burada konuşan kişiyle, şu maskeli kişiyle, ringdeki kişi aynı kişi değil bu arada. O Windup. Ya da aynı kişi. Farklı bir kişilik karakter içten. Goldum gibi hayal edin. Mr. Magol bilmem ne bir Goldum falan vardı böyle. Çoklu kişilikli bir White mı izliyoruz biz acaba şu an? Vallahi heyecanlıyım. Çünkü heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım bir de ekstradan? Bunu da söyleyeyim. Tam White'ı izlemek çok güzel. Bir de şov sırasında bir şeyler oluyor anladınız mı? Yani White öyle bir karakter oluyor ki şu an gecenin kapanışını o yapıyor. Ve şovun içinde ara sıramız Hit Row maçı varken pst pst, pst, ekran bozulup logo geliyor. Bunlar önemli şeyler. Hani sadece kendi hikayesine değil bütün şirkete şova şu an böyle arka alanda bilmem ne görüyoruz. Bütün şirkete etki eden bir gizemler öbeği yani. Acayip bir şey. Ya bu çok güzel bir şey. Çünkü Bray ne kadar yaratıcı bir karakter olduğunu biliyoruz onun dışında. Zaten hani adamın şu an yeni bir senarist biri geldi ya biliyorsunuz yaratıcı ekibe. Ee, o kişinin de ne kadar White'la samimi olduğunu, adının adını unuttum. Ee, ne kadar tecrübeli biri olduğunu da bilin en azından son yıllarda. Belki beraber acayip bir hikaye ortaya ya, koyuyorlar zaten de. <laughs> Bakalım ne izleyeceğiz yani. Bana birazcık şey gibi geldi. Bak bunu izledikten sonra şey gibi geldi. Altı farklı kişi değil de. Sanki White'ın kendi altı kişiliği varmış. Belki de şimdiye kadar bunların bir kısmını izledik yıllardır. White Family, işte Bray White, Fiend, Wyndham. Ya da yepyeni bir altı karakter ortaya çıkacak. Ya da bambaşka dediğimiz gibi altı kişi çıkacak. Ya da hiç böyle bir şey olmayacak. Bir izlediğimiz Wyndham'ın e, zamanla farklı bir şeye evrimini izleyeceğiz bu maskeli adamın sayesinde. Maskeli de tabii ki White. O onu çağırıyor. Gel diyor, geçmişi, geleceği bırak diyor. Gel anı yaşayalım seninle ve... Gücünün, kudretinin farkına var. Bunu ortaya çıkarayım. Muhabbete dönüyor. Çok ilginç. Tavşanavı çok keyifli oluyor. Ben devam edeceğim galiba. <laughs> Her hafta böyle şeyler oldukça bu seri devam eder abi. Benden söylemesi. Bu da Tavşanavı'nın 13 olması lazım değil mi? 13. bölümünün sonuydu. Umarım daha güzel şeyler izleriz. Umarım buna bol bol ihtiyaç duyarız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.